Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programına katılan uzmanlar Elazığ depremini değerlendirdi. Türkiye'nin tek gerçek bilim programı Teke Tek Bilim, bilim konuşmaya, akıl konuşturmaya devam ediyor. Programa katılan akademisyenler Profesör Doktor Celal Şengör, Profesör Doktor Ziyaettin Çakır, Doçent Doktor Ali Özgün Konca, Doktor Cengiz Zabcı ve Doktor Ömer Emre Elazığ depremini ve bundan sonra büyük bir deprem beklenip beklenilmediği sorularına yanıt verdiler. Bizim burada o segmentte, deprem segmentinde öngördüğümüz depremin büyüklüğü 7.3'tü. 6.5'da ucuz atlattık yani. 6.7, 6.8 gerçekten de tamamı çok ucuz. Tamamı kırılmadı o yüzden. Efendim? Tamamı kırılmadı. İşte o yüzden tamamı kırılmadı. Zaten burada tartışmanın konusu da o olacak herhalde. Dolayısıyla burada olan deprem, bu deprem biz beklediğimiz bir deprem değildi. Yani 41 ölüye ve işte 1500 yaralı, gerçekten de çok ucuz atlatılmış bir depremle biz. Naci Hoca'nın beklediği bir depremdi gerçi. Deprem bilin, herkesin beklediği bir depremdi. Depremin yeri doğru ama büyüklüğü şahsen bizler çok daha 7.3 büyüklüğünde bir deprem bekliyorduk. Tamamının, o segmentin tamamının. Evet, Naci abi de daha büyük bekliyormuş. Bunu niye söylüyoruz? İşte burada tartışmak için ben biraz hızlı bir şekilde anlatacağım. Bu, bakın, 1900, biz bunu iki defa, ilk defa Fuat Şaroğlu'yla 1992'de çalıştık. Yayınladık bir makale. İkincisi, Meta'da bu Dirifay Atlası programı kapsamında ikinci defa yine boydan boya hava fotoğraflarından yeniden haritaladık, fay geometrisini ortaya koyduk. Hangi kentler var o fayın üstünde? Burada Bingöl, şurası Karlova, Bingöl, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Maraş ve Antakya. Bunların hepsi tam direkt fayın üstünde kentler. Fayın üzerinde yok, sadece değil. Bingöl var. Bingöl'de bir kavşakta orada, fay kavşağı dediğimiz bir kavşakta. Diğerleri de 30 ile 50 kilometre arasında değişiyor bu faya olan uzaklıkları. İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ziyaettin Çakır, yakın bir tarihte bu bölgede deprem beklenmediğini söyledi. Artık yakın bir zamanda deprem olmayacağına göre problem yok ama işte şu an dikkat etmek gerekiyor. Yakın bir zamanda deprem olmayacak diyebiliyor muyuz? Tabii ki, çünkü birikim gerekiyor. Nasıl pili şarj ediyorsunuz? Fayların şarj olması demek zaman gerekiyor. Zamanda birikim. Bu arada bu zaman 500 sene galiba. Yılda bir santim kayıyor burası. Dolayısıyla 500 senede 5 metre yapar. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ali Özgün Konca da Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatları ile ilgili bilgiler verdi. Depremsellik diye bakmamız lazım. Şimdi bir kere depremsel diye baktığınızda Ege çok fazla parçalı faylar ve çok daha geniş alana yayıldığı için hareket. Depremsellik çok geniş bir alanda olur. Şimdi şu Kandilli katalogundan aldık bunu. İzmit depremi var, çırklarını çıkardık. Şimdi buraya baktığınızda Kuzeydoğu Anadolu fayı çok deprem üreten bir fay değil birçok kesim. Marmara hariç. Marmara sırıtıyor burada, çok deprem üretiyor. Ama onun dışındaki kısmına baktığınızda fayı göremezsiniz. Çok küçüklere inersiniz ancak fayı görmeye başlıyorsunuz. Doğu Anadolu fayı öyle değil. Enteresan bir şekilde Doğu Anadolu fayı üzerinde küçük çok deprem oluyor Kuzey Anadolu fayına göre. Biraz daha da derin olanlar da var ama en önemlisi depremsellik oranı yüksek bir fay Doğu Anadolu fayı Kuzey Doğu Anadolu fayına göre. Bunu belirtmiş olalım. Ve bir şey daha söyleyeyim. Sadece bilgi olarak, hani derin depremler de olabiliyor ve bunların genelde yine bu Helenik yayda oluyor. Yoksa bizim Anadolu'da baktığımız fayların tipik depremleri İlk 15 kilometredir. Konca depremin güneybatıya doğru kırıldığını söyledi. Şu burası yüzeye yakın kısmı, şurası daha derin kısmı. Buna tepeden baktığımızı düşünün, kayma dağılımına. Şimdi burası epicenter noktası. Buradan gördüğünüz gibi büyük ölçüde güneybatıya doğru kırmış deprem. Şu bölgeyi pek kırmamış. Onun nedenini aslında Ziya Hoca da açıkladı. Çünkü orada bu sürüklenme hareketi büyük ölçüde bu kıta hareketini, dedik ya yılda 10 milimetre aşağı yukarı, tamamlamış, almış. Demek ki deprem buraya doğru çok kırabileceği bir şey kalmamış. O yüzden burada, burası bu yine hiposantir. Buradan büyük ölçüde güneybatıya doğru kırmış ve tekrar biz de aynı şeyi görüyoruz. Yüzeye yakın noktalarda, burada pembeye yakın olanlar, gördüğünüz gibi sıfır kayma demek. Daha kırmızıysa maksimum kayma. Ki çok aşırı büyük bir kayma yok. Bir metrenin biraz üzerinde bir kayma var maksimum. Ama bu da yüzeye doğru çok hızlı bir şekilde sönümleniyor. Son 2-3, yani yüzeye yakın o 2-3 kilometreye çok penetre edememiş. Bu penetre edememesinin nedeni, yani girememesinin nedeni de yine yüzeye yakın kısmın muhtemelen bu deprem olmayan dönemde ağır ağır kaymış olması. Kaymış zaten.